الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا صدق الله العظيم وبلغنا رسولنا النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين الشاهدين بقلب سليم Çok aziz ve pek muhterem Müslümanlar. Mevzuumuz, konumuz yine insan. Evet. İnsan, muhterem Müslümanlar. Ömür boyu İnsan deyip konuşmaya başlasanız, hatta ömrünüze ömür ekleseniz, yine insan bitmez muhterem müminler. Dersimin mukaddimesinde dua ediyorum. Ya Rabbi bizi gerçek insanlar zümresine ilhak eyle. Teberrüken evvelce de mana vermiş olmakla beraber cemaatimin zihninde, kafasında, kalbinde mana kararlaşsın diye dersimizin ser levhasını tezyin eden ayeti celileye mana veriyorum tekrar. Alemlerin yüce Rabbi buyuruyor ki kitab-ı keriminde Estaizu billah وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَن۪ي آدَمْ Biz Adem oğullarını mükerrem kıldık. Yani diğer mahlukata fazla olarak ona, ki bugün tahmin ediyorum yine mukaddimede kalacağım, gelecek ders, o bir ders, bu kerametleri sıralayacağım inşallahü teala. Biz Adem oğullarını Beni beşeri mükerrem kıldık. Ama her derste hemen ifade ettiğimiz gibi bu keramet şu cesediyle değil muhterem müminler. Onun manasına yerleştirilen fazaili ilahiye ile. Onun için şair peşinen okuyayım öyle diyor. Ya hadimel cismi kem tes'ali hidmetihi etatlubur ribha fi ma fihi husranun akbil alen nefsi ve stekmil fedailaha fe ente bir ruhi la bil cismi insanın diyor. Ey hayatını cismine, cesedine hizmetle, yemekle, içmekle, şehvetini tatmin etmekle geçiren insan, zararı baştan görünen bu alışverişten kar mı beklersin diyor. Kamil mümin, gerçek mümin, mümtaz insan tipi. Peygamberler, veliler, salihler, muhlis kullar. Birinci zümre bu muhterem Müslümanlar. Peygamberler mevhibe-i haktır, lütfu ilahidir. Peygamberlik çalışarak kazanılmaz muhterem müminler. Kapı Camii'nin yaşlı insanları da var.
Eski hocalarımızı dinleyenler var içinizde. Onlar da devamlı olarak söylediler, duydunuz. Peygamberlik mevhibeyi haktır, lütfu ilahidir. Bir kimse çalışarak kesbi olarak peygamber olamaz. Cenab-ı Hak eltafını ve rahmetini taksim ederken Hazreti Adem'den Peygamber-i Zişan Efendimiz'e kadar 124 bin veya 224 bin enbiya, peygamberler. Bunlardan kitap sahibi veya suhuf verilen kişiler, mursel diyoruz muhterem Müslümanlar, rasul diyoruz. Kendinden evvelki rasule tabi olan peygamberlere de nebi diyoruz, enbiya zümresi. Ben peşinden dua ediyorum, Rabbimiz bütün enbiyanın tabi ama Nebi-i Zişan Efendimizin şefaatine cümlemizi mazhar kılsın inşallah. Muhterem Müslümanlar, bu söz açılmışken şunu ifade edeyim ki aşağıda da gelecek zaten, tekrar onun için bazı şeyler söyleyeceğim. Biz bütün ümmetler içerisinde farklıyız ve şanslıyız Müslümanlar. Evet. Yani Hazreti Adem'den beri geçen imanlı, inanmış, Müslüman, mümin ümmetler içerisinde, umumi manada ümmetler ve milletler içerisinde biz şanslıyız. Çünkü Hazreti Muhammed Mustafa'ya ümmet olmuşuz. Muhterem müminler, bizim peygamberimiz, biraz sonra gelecek dedim ama peşinen de söyleyeyim, şu gördüğünüz bütün kainatın yüzü suyu hürmetine yaratıldığı en büyük insan. Evvela alemlerin Rabbi tabii, her şey onun mülkü. Tamam mı? Veren o, yaratan o, ihsan eden o, halk onun, emir onun. Ela lehul halku vel emr. Kainatı istediği an yaratma gücüne sahip, dilediği anda kahredip, kül edip, yok etme kudretine sahip. Onun için biz devamlı olarak dostlar arasında şöyle diyoruz muhterem Müslümanlar. Görüyor, biliyor, duyuyor ve her şeye kadir. Müslüman kardeşim, sen de böyle ara sıra tekrarla. İman ve inancına kuvvet olur, biraz daha rahatlarsın. Eğer derdin varsa tabii. Eğer derdin varsa, yok hayatı tesadüfi, yemek, içmek, uyumak, kazanmak, televizyonun önünde oturup gece yarılarına kadar, sonra da horul horul uyumak olarak hayatı görüyorsan, senin için başka fazla bir şey söylemeye lüzum yok. Darılma. Ama eğer derdin varsa, ne olacak bu alemin hali diye içinde devamlı bir sancı ve sızı hissediyorsan, bu noktada senin teselli edeceğin yegane kaynak görüyor, biliyor, duyuyor ve her şeye kadir. Arkasından ilave ediyorum, mülk onun, millet onun, din onun. Öyle olunca bize kulluk ve dua düşüyor. Bize hizmet ve koşturmak düşüyor. Ondan sonrası her şey onun bileceği şey. Rabbim ümmeti Muhammed için iyi günler vaat et. Güzel günler göster Allah'ım diye iltica ediyoruz. Bütün bu alem levlâke lemâ halaktül eflâk. Muhammed'im, Muhammed'im, eğer sen olmasaydın bu eflaki, bu alemi, cennetleri ve nimetleri, dünyadaki bütün devlet ve saadetleri yaratmazdım buyuruyor Cenab-ı Hak. Hatta muhterem Müslümanlar, 50 defa duydunuz benden, 51. defa tekrar söyleyeyim. Hacı Veysade Mustafa Efendi Hocamız Hazretleri, İhvanım derdi, kardeşlerim derdi sofra başında, besmeleden sonra bir de salatu selam okuyalım.
Zira bu sofranın, bu nimetlerin yaratılıp önümüze gelmesine sebep Peygamber Efendimiz'dir derdi. Nail olduğumuz ne kadar nimet varsa, gördüğümüz ne kadar güzel gün ve sürur varsa, bize neşe verici bütün mazhariyetler Peygamber Efendimiz'in kanalıyla bize geliyor. Sofra başında besmeleden sonra bile salavat-ı şerifi okuyarak Resulullah'ı hatırlayalım. Vesile-i necatımız odur derdi muhterem Müslümanlar. Rabbimiz bizi onun nurlu yolundan ayırmasın. Amin. Muhterem Müslümanlar, insanları dörde ayıracağız. Kur'an-ı Kerim'e göre dedim. İlk zümre has kullar, bunların başında nebiler, peygamberler geliyor. Sonra yine bu zümrede gerçek müminler, veliler, salihler, muhlis kullar. Şöyle söyleyeyim size, günah işlemeyen her nefes ve adımında, Konyalılar, Allah'ın kulları, muhterem cemaat, dinliyor musunuz? Gerçek mümin her nefes ve adımında Allah'a muti, Kur'an'a bağlı, Hazreti Muhammed'in yolunda en küçük günahına dahi gözyaşı ve istiğfarlarla karşılık veren gerçek müminler. Bunlara siz veliler deyin efendim. Bunlara siz muhlis kullar deyin. Bunlara siz salih kullar deyin. Bunlar birinci zümre muhterem Müslümanlar. Teveffena müslimine ve elhikna bir salihin diye müezzin efendiler bazen duadan evvel okurlar ya muhterem Müslümanlar. Güzel bir dua. Teveffena müslimine ve elhikna bir salihin. Ya Rabbi, son nefesimizde bizi Müslüman olarak nezdine çek. Mahşerde de salih kullarına ilhak eyle. Huzurullah'a varırken Hazreti Muhammed'in sancağı altında ve salih kulların içerisinde çağır bizi ya Rabbi. Bunlara şeytan da zarar veremiyor muhterem Müslümanlar. Ya şeytan aleyhillâne, geçen dersimde Hazreti Adem'den bahsederken söyledim size, hatırlayacaksınız. Barigah-ı Mecd-i Uluhiyet'ten kovulunca bana fırsat ver, mahşere kadar onlara musallat olacağım. Öylece de oldu muhterem Müslümanlar. Cenab-ı Hak o anda buyurdu ki, o fırsatı verirken, inne ibadî leyse leke aleyhim sultan. Kapı Camii'nin muhterem cemaati, kulak ver. Cenab-ı Hak böyle buyuruyor şeytana mühlet ve ömür verirken, inne ibadî leyse leke aleyhim sultan. Ben isterseniz kendi tabirimle şöyle söyleyeyim. Ey mel'un, elinden geleni yapmaktan geri kalma. Benim gerçek kullarıma sen zarar veremezsin buyuruyor Cenab-ı Hak. Diğer ayet-i celle'de, onların sağından geleceğim, solundan geleceğim, önünden varacağım, arkasından geleceğim. وَلَا تَجِدُ اَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. Çoğunu şükredenlerden bulmayacaksın ama, ey alemlerin Rabbi, onlara varlığımı, benliğimi göstereceğim diyor şeytan aleyhillâne. Ancak şöyle diyor, اِلَّا اِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ. Onlar içerisinde 24 ayar altın gibi muhles kullara ben bir zarar edemem diyor Müslümanlar. Efendim, 24 ayar altında bakır karışık olmaz ya muhterem Müslümanlar, saraflar öyle derler. 22'si bile oldukça tertemiz, pırıl pırıl. Öyle olunca mümin kulların 24 ayar altın gibi kalbi her an 365 gün 24 saat, hatta her nefes kalbi Allah ile beraber. Kalbi Allah ile beraber. Büyüklerden bir zat öyle diyor. Müslümanlar, yahu senin servetini falan ne yapacağım? Bundan haber versen bana Müslüman.
Senin servetini, makamını filan ne yapacağım ben? Büyüklerden bir zat öyle diyor. 40 yıl kalbimin kapısında bekledim Rabbim diyor. 40 yıl kalbimin kapısında bekledim. Kalbime senden gayri bir şey koymadım Allah'ım diyor. Yine büyüklerden bir zat 40 yıl uykumda da Rabbimden gaflet etmedim diyor. Böyle olunca bu zatın da Peygamber Efendimiz gibi abdesti bozulmaz efendiler. Böyle olunca uykusunda da Rabbisinden gaflet etmeyince bu zat uyuduğu zaman da abdesti bozulmaz. Ama edeben kalkınca abdest tazeler. Edeben. Çünkü kendinde dalgınlık yok, gaflet yok. Her an Rabbisiyle beraber. Peygamber Zişan Efendimiz, hep duyuyorsunuz tabii, söylüyoruz. Uyuyorlar, kalkıyorlar, namaza duruyorlar. Ayşe validemiz, uyudunuz ama ya Resulallah. Ya Ayşe, tenamu aynaya ve la yenamu kalbi. Gözüm uyur ama benim kalbim uyumaz ya Ayşe buyururlardı. Ya 24 saat kalp. Allah, 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 kalp. Aşk eri öyle diyor, Mevlana öyle diyor. Gerçek er o ki uyuduğu halde kendini sabahleyin yürüyenlerin menzilinde bulsun diyor. Bilmem cemaatimden bunu anlayan oldu mu acaba? Müslümanlar. Gerçek er o ki yatıp uyuduğu halde sabahleyin yürüyüp koşanların vardığı yerde bulsun kendisini diyor. Ne demek o? Uykuda dahi bir nefes Allah'tan gaflet etmeyip sefere devam eden insan. Benim bütün derdim bu. Eğer hocam bu dert bize gelmiyor diyorsanız bana haber verin, gelecek cuma derse çıkmayın. Hocam sen neredesin? Sen neredesin? Dünya nerede? Bırak sen bu hikayeleri diyorsanız bana açık söyleyin, gelecek cuma çıkmayın kuzum. Siz kendinize göre bir hoca bulun. Evet. Yok hocam öyle değil. Sen bize Allah'ımızın kurbiyetinden bahset. Biz yine dinleriz de yapacağımız kadarını, becerebildiğimiz kadarını yaparız diyorsanız gelecek cuma sağ olursam yine derse çıkacağım inşallah. Muhterem mümin kardeşlerim. Ya ağzımızın tadı, kalbimizin tadı, aklımızın tadı, dimağımızın tadı, her şeyin tadı Allah ile beraber olmakla ancak. Yoksa maşuktan ayrı düştükten sonra, Allah'tan ayrı düştükten sonra, biraz sonra onların düştüğü derekeyi söyleyeceğim size muhterem müminler. Evet, salih kullar, evvela peygamberler, sonra hiç günah işlemeyen, hatası olursa gözyaşlarıyla hemen istiğfara sarılan kul. Muhterem müminler, hata, günah işlemezler bunlar. Hocam ona bir misal verir misin? Cüneydi Bağdadi'nin hem mürşidi hem de dayısı Seriyyus Sakati Hazretleri, bir hatama 30 yıldır istiğfar ederim diyor. Seriyyus Sakati Hazretleri, bir hatama 30 yıldır istiğfar ederim diyor. Sormuşlar, efendim o hatanız nedir diye Seriyyus Sakati'ye. Kaddesallahu sirrahul hafî vel celî. Mahşerde Rabbim şefaatlerine mazhar kılsın inşallah. Bir gün diyor Bağdat çarşısı yanıyor dediler. Bir gün Bağdat çarşısı yanıyor dediler. Koştum ben de diyor. Onun da dükkanı varmış Bağdat çarşısında. Yarı yolda karşıma biri geldi.
Efendim sizin dükkana, sizin tarafa yangın varmadan söndürüldü dediler diyor. Elhamdülillah dedim diyor. Sonra düşündüm ki diğer kardeşlerimin dükkanı yanıp da benim dükkanımın yanmadığına elhamdülillah diyorsun seri, öyle mi? 30 yıldır bu günah ve hatama istiğfar ederim diyor. Kulluk. Kul ol, kurtul diyor Mevlana. Müminler, kul ol, kurtul diyor. Ama kula kulluk değil. Akif'in dediği gibi, her zaman okuyorum ya size, yumuşak başlıysam kim demiş uysal koyunum, kesilir belki fakat çekmeye gelmez boynum. Ulan beni kendine kul edemesin. Ben bir kapının kuluyum ki o kapının sahibi alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Büyüklerden, velilerden biri devrin sultanlarından birinin huzurundan ayrılırken, bakınız müminler, latif bir misal. Büyüklerden, veli kullardan, has kullardan biri devrin makam sahibi seçkinlerinden birinin huzurundan, yanından ayrılırken, o veli kula dile benden ne dilersin, benden bir istediğin var mı diyor. Veli kulun o sultana verdiği cevap bu. Senden ne dileyeceğim? Mülki azamı min mülkik diyor. Mülki azamı min mülkik. Senden ne dileyeceğim? Benim mülküm senin mülkünden, benim emrim senin emrinden daha geniş ve müessir diyor. Yahu nasıl olur? Ben devrin sultanıyım, sense belli fakir bir kulsun diyor. Ben alemlerin sultanı olan Rabbe kul olunca o bana öyle salahiyet verdi ki diyor, dünyanın her tarafında emrim geçer, arz üzeri benim mülkim gibi tasarrufumdadır diyor. Senin gibi hudutları belli bir yerin sultanına benim ihtiyacım yok diyor. Mülki azamı min mülkik. Yine böyle birine devrin sultanı benden ne dilersen dile efendim diyor. O zat diyor ki senden ne dileyeceğim? Senin taptığın benim kulum diyor. Veli kulların sözleri çok manidar muhterem Müslümanlar. Senden ne dileyeceğim? Senin taptığın benim kulum diyor. Efendim bunu hiç anlayamadım diyor. Sultan öyle diyor. Bunu anlayamadım. Sen nefsin kulusun. Nefisse benim kulum diyor. Mesela bu. Hey hey. Hacı amca hangi durakta bekliyoruz söyler misin? Hangi kavşakta bekliyoruz? Ha? Senin taptığın benim kulum diyor. Senden ne dileyeceğim diyor. Anlayamadım deyince sen nefsin kulusun, bense Allah'ın kuluyum. Şu halde nefis benim kulum diyor. Benim emrimde diyor. Senden ne bekleyeceğim diyor. Birinci zümre bu. Muhterem Müslümanlar, bu da Allah'a kulluğun getirdiği neşe. Aşk erine bir uğrayalım geçelim isterseniz. Ha? Kapı Camii'nin muhterem cemaati, Mevlana'ya aşk erine bir uğrayalım geçelim isterseniz. Bu manada öyle diyor. Ya Rab bizi en doğruya ilet. Öyle diyor Mevlana'mız. Men bende şüdem, bende şüdem, bende şüdem. Men bende be hacilet, beser üfkende şüdem. Her bende şevet şad ki azat şevet. Men şad ezanem ki tura bende şüdem diyor. Bak Kapı Camii'nin muhterem cemaati, bak aşk eri ne diyor. Ben kul oldum, kul oldum, kul oldum diyor. Ama Rabbime kulluk vazifemi tam eda edemediğim için mahcubiyetimden başım önüme düştü diyor Mevlana. Her kul köle olduğu kapıdan
azad olununca sevinir ve şad olur. Bense ne zaman sana, senin kapına kul ve köle olursam o zaman sevinir ve şad olurum Rabbim diyor. Öyleyse Tahir Hoca kardeşiniz olarak ben de şöyle diyorum. Rabbim kulum desin, Resulullah da kölem desin, dünyada benim için en büyük ve âli rütbe bu muhterem Müslümanlar. Bazen Mescid-i Saadet'te Konya'dan gelen kardeşlerim veya diğer yerlerden gelen kardeşlerim soruyorlar. Ne yapıyorsunuz hocam burada? Medine-i Tayyip'e'de, Mekke-i Mükerreme'de 6,5 ay kalıyorum ya. Cenab-ı Hak ölümümü Medine'de kılsın inşallah, dua ediniz. Evet. Soruyorlar, ne yapıyorsunuz hocam diye. Şöyle cevap veriyorum Müslümanlar. Sultanı kainatın, İmamül Enbiya'nın, Cenab-ı Mustafa, Muhammed Mustafa'nın dergahına istida verdim diyorum. Peygamber Efendimiz'in dergahına istida verdim. Eğer gelecek cevap ölçün tuttu, köleliğe kabul olundun deyiverirse siz bendeki neşeye bakın. Kapı Camii'nin muhterem cemaati. Şimdi bunlar köle etmek istiyorlar. Ağır geliyor lan. Evet. Ben bir kapının kuluyum, o da Allah kapısı. Bir kapının kölesiyim, o da Hazreti Muhammed'in eşi. Kardeşlerim öyle diyorum. Dudağım Hazreti Muhammed'in kapısının eşiğinde, yanağım görebilirsem onun topraktaki ayak izinde yanağım. Alnım demiyorum bakınız, o Allah'a ait çünkü. O secde için kullanılır. Yanağım ayak izinde ve dudağım kapısının eşiğinde. Rabbim bana 1000 yıl ömür de versen bu neşeden ayırma diye duacıyım inşallah. Oğluma vasiyetim bu. Torunuma vasiyetim bu. Kızıma vasiyetim bu. Kardeşlerime vasiyetim bu. Kapı Camii'nin muhterem cemaati, eğer kabul buyurursanız size de vasiyetim bu. Eliniz arşa açık, alnınız secdede, dudağınız Hazreti Muhammed'in eşeğinde, eşiğinde, yanağınız Fahri Kainat'ın izinde olsun inşallah. Mevlamız bizi bu büyük neşeden ayırmasın. Muhterem müminler, Kur'an-ı Kerim'de beyan edilen peygamberler ve veliler, hani ela inne evliya Allahi la havfun aleyhim ve la hum yahzanun diye okuyoruz ya, Allah'ın veli kulları için korku yok. Kapı Camii'nin muhterem cemaat, diyor musunuz? Allah'ın veli kulları için dünyada korku yok. Ölürken korku yok. Kabirde korku yok. Mahşerde korku yok. Sırat'ta korku yok. La havfun aleyhim korku yok. Ve la hum yahzenun, onlar cennette dereceleri düşük olacak diye mahzun da olmazlar. Melekler onlara daha dünyadan giderken müjdelerler. Tetenezzelu aleyhimul melaiketu ella tahafu ve la tahzanu ve ebşiru bil cenneti lleti kuntum tuadun. Rabbinizin vaat ettiği cennetle şimdiden sevinin. Müslümanlar, yahu size cehennemin kapısını açıp da niye sizi korkutayım fazla Allah'ınızın aşkına? Ben meşrebim bu. Daima cennetin kapısını açık tutuyorum. Cennete doğru, cennete doğru, cennete doğru Müslümanlar. Efendim? Ümit ve yine ümit ve yine ümit. İslam'da yeis yok. وَلَا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللّٰهِ اِنَّهُ لَا يَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ. Ama asilere gelince onu da söyleyeceğiz ayrıca. Evet, mümin kardeşim, daima ümitliyiz. Rabbimiz etrafına mazhar kılacak inşallah. O veli kulların sıfatından bahsederken tanımak için şöyle ayet okuyuvereyim kısaca.
اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ İman etmişler ve 24 saat, 365 gün, bir ömür boyu iman neşesi ve ittika, ittika. Güneşin, günahın küçüğünden de sakınmışlar, Allah ile beraber olmuşlar. Veli kullar bunlar. Birinci zümre bu. Üzerinde durursanız, söz uzanur gerkalanın der isen fehvasınca saat biter. İkinci zümre, muhterem Müslümanlar, günahkar Müslümanlar. Birinci zümre, günahtan azami sakınan, Allah'a kul ve Resulüne ümmet olmanın şerefiyle, ittika ile şahlanan, şahika ve zirve insanlar. İkinci zümre, yine Kur'an'a göre, Estaizu billah, وَآخَرُونَ اَعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا Hem günah işliyor, hem ibadet ediyor. Ya. Ya. Elbiseyi yıkıyor, ertesi gün yine kirletiyor. Elbiseyi yıkıyor, ertesi gün yine kirletiyor. Yani temiz elbise giymek nasibi değil bu adam. Seccadesinin üzerine kalkıp saherde ağlıyor, affettiriyor. Evden, kapıdan çıkınca yine büyük günahları işleyerek yine kirleniyor, yine kirleniyor, yine kirleniyor. Bunlar ikinci zümre muhterem Müslümanlar. Salih amelle büyük günahı, Allah korusun ya Rabbi. Müminler, Rabbim benim nefsimi de sizin nefsinizi de böyle olmaktan korusun inşallah. Namaz kılıyor, faiz yiyor. Namaz kılıyor, zina ediyor. Namaz kılıyor, içki içiyor. O kılmıyor deyince ya biraz ağır mı olur acaba diyeceksiniz Müslümanlar. Onun kitapta yeri yok. Namaz kılmıyor, oruç tutmuyor, zekat vermiyor, hac etmiyor, eli arşa açılmıyor, alnı secdeye gelmiyor. Onun kitapta yeri yok. Aşağıda göreceğiz muhterem Müslümanlar. Evet, hem namaz kılıyor hem büyük günah işliyor. Hatta hacı amca, ya oğlum aç bakalım şu televizyonu diyor. Gece yarılarına kadar çanak anten tabii veya kablo yayını. Evet muhterem Müslümanlar, ne gelirse seyrediyor. Evet, gelini, kızı, damadı, oğlu, karısı, dayısı, amcası oturmuşlar. Ne gelirse seyrediyor. Çıplaklar kampından tutunuz, bilmem ne mahlukatına varıncaya kadar ne gelirse. Bu biri tabii. Evet muhterem Müslümanlar. Ya. Biri beyanat veriyor muhterem müminler. Biri beyanat veriyor. Rakı bu milletin milli içkisi olmalı diyor. Ya. Rakı bu milletin milli içkisi olmalı diyor. Bir gazete kupürünü mümin kardeşim kesmiş, geçen cuma hocama verin demiş. 6 ayda Türkiye'de 36 milyon litre içki tüketilmiş. 6 ayda Türkiye'de 36 milyon litre içki tüketilmiş. Hatta geçen 5 seneyi de sıralıyor. Falan senede falan miktar, falan senede falan miktar. Muhterem Müslümanlar, çok garip. Şu gördüğünüz bir gazetenin kupürü. Yani 65 milyona hitap eden bir gazetenin kupürü. Burada diyor ki, alkole başlama yaşı 16'ya kadar düştü diyor. Ortaokul talebesi uyuşturucu kullanmaya başladı muhterem Müslümanlar. Ya ortaokul talebesi, biliyorsunuz ilkokul 12 yaşta bitiyor aşağı yukarı. 13, 14, 15, 16'ya doğru çıkın. Ortaokul talebeleri arasında sigara zaten belli. Şu kadar yumurcaklar şuradan giderken bazen görüyorum sigara içiyor. Ya toplanmışlar 3-4 tanesi bir yerde sigara içiyorlar. Ondan sonra yavaş yavaş onların arasında bir başkası gelip oturuyor.
Ulan diyor benim sigara daha çok keyif verici. İsterseniz bir yakın bakalım şundan diyor. Genci orada o yavrucağızı avlamaya başlıyor. Daha ortaokul talebesi. Ve muhterem Müslümanlar, bakınız bu 65 milyona sesleniyor. Alkolizm aile düzenini de bozuyor dedikten sonra cemaatime bunu olduğu gibi okuyacağım. Alkol bu millet için, rakı ve emsali içkiler ne büyük facia ve felakettir, kulağınız duysun diye. Araştırmalara göre Türkiye'deki boşanmaların %80'i, Müslümanlar, Türkiye'deki boşanmaların %80'i, aile içi şiddet ve kavgaların %70'i, ırza geçmeler ve tecavüzlerin %60'ı, cinayetlerin %85'i, trafik kazalarının %61'i, intiharların %58'i içkiden ve alkolden geliyor diyor. Başla. Ve esefle söyleyelim ki trafik devamlı kontrol ediyor. Sayısız insanın ehliyetini alıyor ve ceza yazıyor. Şu kadar milyar ceza yazıldı diye. Niye? Çok özür dilerim muhterem Müslümanlar. Hani ben isterseniz pek ağır söylemeyeyim. Dedem ağzı leş gibi kokuyor derdi. Ben öyle söylemeyeyim de ağzı içki kokuyor diyeyim hadi. Hafif söyleyeyim size. Evet, o aleti tutuyor. %65 sarhoş, %50 sarhoş, %40 sarhoş filan. O alet gösteriyor muhterem Müslümanlar. Ve ben müminler, aklınıza, vicdanınıza, beyninize, inancınıza, imanınıza sesleniyorum. Ben. Şurada dört yol kavşağına geliyorum tanıdığım bir komiser arkadaşa. Ya bu arabaları doldurmuşsunuz. Ne yapıyorsunuz? Hocam diyor işte kontrol yapıyoruz. Bu bir de şoförlerin ağzını kokluyorsunuz. Sarhoş mu değil mi diye bakıyoruz hocam diyor. Sarhoş olunca kaza yapıyor diyor. Eğer otobüste şu kadar ölü, bu kadar yaralı. Eğer taksi ise kullanan ve yanındaki kişi öldü, üç kişi yaralı, hastaneye kaldırıldı. Müslümanlar, yaralının da hali bir ömür boyu korkunç. Boynu kırılmıştır, beli kırılmıştır, kolu kırılmıştır. Onun da ne olacağı hiç belli değil. Öyle mi? Bunu kontrol ediyoruz diyor. Muhterem Müslümanlar, bu büyük günah işleyen hem de ibadet eden, Kur'an tabiriyle ve aharun i'tarafu bi zunubihim halatu amelen salihan ve ahara seyyi. İbadetle masiyeti devamlı birbirine karıştırıyor bu aslanım. Ya. Muhterem Müslümanlar, ben cemaatime şöyle diyorum ve nefsim için böyle istiyorum. 1000 yıl ömrümüz olsa, yolculuğa devam ediyoruz ya, ömür yolculuğu. Karşıya kavşak geliyor, kavşak geliyor, kavşak geliyor, levha var. Hani trafikte tek istikamet, tek gençler, tek istikamet levhaları var ya sağa doğru. 1000 yıllık yolculukta tek istikamet Allah'a doğru, Allah'a doğru, Allah'a doğru, yine Allah'a doğru. Üçüncü zümre münafıklar muhterem Müslümanlar. Has ve salih kullar, günahla ibadeti birleştiren günahkar kullar. Üçüncü zümre münafıklar, ki tabi izaha şiddetle ihtiyaç var. Çünkü vaktim de yok tabi, sadece filiz veriyorum. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak 1,5 sayfa ile Suratül Münafikun diye, Müslümanlar uyanık olsun diye münafıklardan bahsediyor. Aziz cemaat, bunlar Müslüman görülür her türlü gavurluğu yaparlar. Bunlara münafıklar denir. Küfrünü saklar, küfrünü saklar. Perde ve duvar gerisinde insana yakışmayacak her şeyi yapar. Sonra çıkar. Lan bir Müslüman siz misiniz? Biz de Müslümanız be. İnerken size mi indi Kur'an falan? Yavrucağızım, biz böyle bir şey demedik ki şimdiye kadar. Hepimiz Müslüman olalım, hepimiz mümin olalım, hepimiz muti olalım, hepimiz salih olalım diye ömür harcadık. Efendim, sen de gel yahu. Hayır, işine gelmez. Sureta Müslüman görünüyor. Fakat seni gidi seni.
Peygamber Efendimiz ümmetim üzerine en çok korktuğum buyuruyorlar. İnne ahvefe ma ehafu ala ümmeti münafıkun alimul lisan. Ümmetim üzerine en çok korktuğum münafık, dili söz yapan münafık diyor. Sözü lafı becerip ümmetimin gençliğini bilhassa ızlal ve ifal etme gücüne sahip münafıklardır diyor. Çünkü surete bakıyorsunuz Müslüman gibi yaşıyor ama içeriden bakıyorsunuz ya. Müminler, uzatmayacağım sözü, çok şey söylemek isterim size fakat dam alça değnek kalkmaz. Onun için gelin Rabbimize ahd edelim ve isteyelim, ya Rabbi bizi içi dışı başka insanlardan kılma diye. Ya. Ben Allah'a hamd ederek 50 yıldır şöyle söylüyorum, Müslümanlar bakın, içinizde hatırlayacaklar vardır. Konuştuğum gibiyim, ne düşünüyorsam da onu size konuşuyorum. Başka bir yönüm, tarafım falan yok. Benim için vereceğiniz kararı verin. Ne konuşuyorsam öyle düşünüyorum. Ne düşünüyorsam öyle konuşuyorum. Ve hani levha falan da yapmışlar ya, içi dışı bir Müslüman ol falan diye. Yüce Rabbimiz bize samimiyetle ruhumuzu Allah'a vermeyi mukadder kılsın inşallah. Münafıklar, muhterem Müslümanlar, çok tehlikeli bir zümre, Rabbimiz muhafaza buyursun. Onun için Resulullah, en çok ümmetim üzerine onlardan korkuyorum diyor. İza ra'aytahum tu'cibuka ecsamuhum. Onları gördün mü ya Muhammed? Kelle kulak yerinde, teaccüp edersin. Ve in yekulu tesma li kavlihim. Konuştular mı? Gayet tunturaklı konuşurlar, bayağı da dinletirler. Ya. Keennehum huşubun müsennede. Kur'an benim sözüm değil. Keennehum huşubun müsennede. Dayanmış ve düzeltilmiş kerestelere benzerler. Hümül yahsebune külle sayhatin aleyhim. Elmalı merhum tefsirinde öyle diyor. Van da bir gerçek mümin delikanlı dese ta İstanbul'da bizim için öksürüyor derler. Bu kadar acayip de bir ahlakları var, anlayışları var. Ya mümin delikanlı diyor işte. Yok efendim, bizim için öksürdü diyor. Yahsebune külle sayhatin aleyhim. Hümül adüvü fahzerhum. Katelehumullahu enna yufekun. Onlar korkunç düşmandır. Hazar et Muhammed'im. Allah onlarla mukatele etsin. Ne acayip aldatılmışlar. Evet, dördüncü zümreyi de hemen kısaca söylüyorum muhterem Müslümanlar. Estaizu billah. İnnellezine keferu min ehlil kitabı vel müşrikine fi nari cehenneme halidine fiha ulaikehum şerrul beriye. Onlar ki kafirler ve müşriklerdir, ehli kitap ve putperestlerdir, Allah'ı düşman seçenin akıbeti korkunçtur. Akılla onu idrak edemezsiniz, onu ancak Allah bilir. Müslümanlar, kafirler ve müşrikler, onlar ateşte ebedi ve daim kalacaklar. Ulaikehum şerrul beriye. Yaratılmışların mahlukatı ilahiyenin en şerlisi onlardır diyor kelamı ilahi ve Kur'an-ı Kerim. Evet, müşrikler ve kafirler. Rabbimiz bizi gerçek müminlerden kılsın inşallahü teala. Daha beşikteyken oğlum Allah bir diyoruz, parmak kaldırıyor. Dil yok daha. Biraz büyüyor. Oğlum Allah bir. Dil dönmeye başlamıştır. Allah bir diyor. Biraz daha büyümüştür. Şöyle 3-4 yaşında. Rabbim Allah, dinim İslam, kitabım Kur'an, peygamberim Hazreti Muhammed aleyhisselam diyor. Sonunu böyle çekiyor bir de muhterem Müslümanlar. 7 yaşında, 6-7 yaşında kızcağız nur gibi örtüsünü örtüyor. Etekliğini giyiyor. Anne çorabımı da ver diyor, namaz kılacağım diyor. Annesinin yanına duruyor becerebildiği kadar. Oğlan babasının yanında camiye doğru. Sallu ala Resulina Muhammed. Buyurun aşk ile kelime-i şehadet. Eşhedü en la
ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü kelime-i tayyibe-i münciye-i mübarekesiyle Mevla cümlemize gülerek çene kapamak nasibi mukadder eylesin inşallah. Hakkı hak bilip hakka ıttıbak, batılı batıl bilip batıldan içtinab eyleyen zümreyi salihine ilhak buyursun. Bize ve bütün mümin kardeşlerimize dünyada saadet, ölürken selamet, kabirde sürur, mahşerde Allah'ın himayesi ve aksal gayemiz olan cennet ve cemali ilahiyesiyle iltifat ve ikram buyursun. Sübhane rabbike rabbil izzete amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.